Yakup? Aziz Hanım'ı zapt edemedik. Ne demek zapt edemedik? Nerede, ne yapıyor şu anda? Kumandan Filipos'un yanında. Ne? Ne dedi peki? Kumandan Filipos'la konuşacağım mı dedi? Her şeyi anlatacak mıymış? Olmaz Yakup. Azize Kumandan Filipos'la hiçbir şey konuşmamalı. Yakup, derhal Kumandan Filipos'a git. Genel Cevdet sizinle konuşacak, her şeyi anlatacaktı ona. Bir alayım Kumandan Filipos'u, nasıl gidelim Aziz Hanım? Ne yapıyorsan yap, ona her şeyi anlatacağım. Git Kumandan Filipos'u bir an evvel buraya getir. Yakup çekil şuradan. Asker! Derhal Kumandan Filipos'un oraya gidin. Genel Cevdet sizinle konuşacakmış, her şeyi anlatacakmış deyin ona. Kumandan... Bakma yüzüme, çabuk ol! Doğrusu savaşta pek çok şey gördüm Aziz Hanım. Ancak bir hortlak görmek gerçekten korkutucu. Biz sizi öldü biliyor idik. Öyle bilinsin istedim. Madem ki öyle bilinmesini istediniz, o halde öncelikle ortadan kaybolmanızdan, bugüne kadar nerede olduğunuza ve ne yaptığınıza değinelim. Doğrusu gerçekten çok merak ediyorum. Ben alaylarınıza muhatap olmaya gelmedim. İşte şimdi General Cevdet'in karısı gibi konuştunuz. Aynı dikbaşlılık, aynı özgüven ve aynı cesaret. Türkler bir şey der idi. Tencere kapağına doğru yuvarlanmış ve buluşmuşlar. E madem ki alaylarıma muhatap olmak için buraya gelmediniz, ne için geldiniz o halde? Yoksa General Cevdet'in istediği cinayetle ilgili mühim bir şeyler mi söyleyeceksiniz? Gel. Kumandanım, General Cevdet sizinle görüşmek istiyormuş. Acil. Anlatacağım. Anlatacağım. General ile sonra görüşeceğim. Çıkabilirsin. Dinliyorum. Hemşireydim ben. Belki biliyorsunuzdur. Bir köye gittim hasta bakmaya. Dönüş yolunda Yunan Birliği çıktı karşımıza. Yanımdakilerin çoğu kadındı. Hepimiz zayıftık, çaresizdik, silahsızdık. Benim kucağımda birkaç gün önce doğan bebeğim vardı, küçücük. Askerleriniz maalesef bize çok kötü davrandılar. Bize bağırdılar, diz çöktürdüler. Ama içlerinden biri vardı, bir yüzbaşı. O alçak, o aşağılık adam. Ben sırf yanımdakileri müdafaa ettim diye, yapmayın etmeyin dedim diye. Önce beni dövdü. Sonra yerlerde sürükledi. Kırbaçladı. Ve... orada bir kulübeye götürüp... Thank you.
Savaşın bile kendi içinde bir hukuku vardır kumandan. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz bunları. Kuralları vardır, yasakları vardır. O yüzbaşı bu yasakların hepsini hiçe sayıp bana saldırdı. Oradaki herkesin ölmesini emretti. Hepimizin üzerine ateş açıldı çünkü yaptıkları ortaya çıksın istemedi. Herkesi öldürdüler. Bebeğimi öldürdüler. Ama ben ölmedim. Ailemin yanına dönemedim. Dönünce Cevdet olanları öğrendim. Çünkü sırtımdaki yaraları gördüm. Sonra bugün evimizin kapısında o yüzbaşıyı görünce hakikat işte bu kumandan. Anlaşıldı ya Azizhanim. Anne. Anne, anne konuştun mu? Ne konuştunuz Filipos'la? Ne oldu anlatsana. Bekleyeceğiz. Anne anlatsana, merak ediyoruz. Ne konuştunuz? Hilal, bekleyeceğiz dedim, bitti. Azizim. Allah'tan tek bir niyazım var. Şuradan eksiksiz çıkıp evimize gidebilmek. İnşallah anne. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.